Sayın Karahanlı, bu artık fikir ayrılığı değil, yol ayrılığı. Yola birlikte çıktık Hüsrev Ağa. Yol bitmedikçe ayrılık olmaz. Yol neresi? Bana onu söyle Mehmet. Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev Ağa? 30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti, sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum, sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim. Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettir. Ne geleneği? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını, sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testlerine benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni alaşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. Bilirim ki alın yazım değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değilim. Benim sizden, seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Ben alın yazımdan kaçmayayım. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir tek gün verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde alın. Merhamet edin efendim.
Allah'ım lütfen çalışsın. Ne olur çalışsın. Allah kahretsin. Kahretsin. Aufferte malum ex vobis. Ne oldu? Her şey normaldi, ben de anlamadım. Hazır mı hocam? Hadi.
Karanlığı bu kripteksi bana yaptırdığında ben bunun ne işe yarayacağını bilmiyordum. Özellikle bana hediye ettiği bu çakının kripteksi açacak anahtar olduğunu bilmiyordum. Çok akıllıca bir iş yaptı. Anahtar şifre olmadan tek başına bir işe yaramıyor. Şifre kolay. O bilmese de şifre Safiye'de. Safiye'de nerede? O kadarını söylemem Nizamettin. O da benim hayat sigortam. Bana güvensizlik duyacağın ne yaptın? Güvenle alakası yok. Sen bir şeyin peşindesin. Ben onu sana vereceğim. Ama bir şartla. İçinde yazanlara vakıf olacağım. Tabii ki. Onlar ikimiz için önemli. Bu işe beraber girdik. Bundan sonra da beraber olacağız. O zaman problem yok. Nasılsa Kriptex'i açtığımızda yan yana olacağız. Kriptex Polat'ta kılıç. Ondan almak da benim işim. Nasıl? Bana güveniyor. Ya da beni ölü biliyor. Ben ortaya çıktığımda hiç tereddütsüz yanıma gelecektir. Ve ben onu ikna edeceğim. Umarım. Demek bu çakıya saklamış Karahan'da ha? Büyük adamdı. Hiç şüphesiz. Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la? Bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. Ne vereceğine bağlı. Kararmadan gelsin demişsin. Geldim Nizamettin. Dünyanı karartmaya geldim. (Gülüyor)
mı öldü? Delikanlı oğlan. Adam gibi yaşamadın. Adam gibi öldü. Herkes yaşadığı gibi ölür abla. Beni öldüreceksiniz ama benim intikamım sizden alınacak. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Seni öldürmenin bir bedeli var da, vatana ihanet etmenin bir bedeli yok mu? Hain! Çekelim. Yaşlandın be Ziya. Çöktün. Çöktün. Nasılsın Tuncay?